Peggy 16. Çok güzele benziyor. Da evren çok büyük demek ki bize at gibi bir şey vermişler ve at bayağı bildiğin yukarıya aşağıya zıplayabiliyor. Evrenin çok open world'e daha yaklaştırmışlar sanki oyunu. Çünkü yani inatla gösteriyorlar, atla bayağı bildiğin sağda solda koşturabiliyorsun. Geyik gibi bir şey, at değil de işte aynen. Map, evet baksana yani map şuralarda koşuşturabiliyorsun. Hani open world'e yakın yapmışlar. Bayağı bildiğin yardır demişler. Guided by grace. Once lost. The golden order is broken to its core. Bunlar mesela çok Dark Souls 3 şeye çok benziyor. Şu yani canavarlar çok Dark Souls 3'ümsü. Ama Bloodborne'a da benziyor. Yapılar çok Bloodborne'a benziyor. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Çok güzelmiş ya. Bu arada boss fight'lar inanılmaz. En azından 4-5 tane boss fight gördük bu videoda. Çok güzel boss fight animasyonları. They will fight. And they will die. Boss sayısı bayağı fazla gibi. Bak işte bak burada şey gördük. Yani bu hayvan bayağı bildiğin çatır çutur zıplayabiliyor bu arada. Bayağı bildiğin dağa tırmanıyor herif. Bu arkadaş çağır... Ya oyunda kötüyseniz arkadaş çağırabiliyorsunuz diyor burada. Bu büyük ihtimalle büyü. Baksana bu müthiş bir boss ya. Şu atağa bak. Bu da bak şu atağa bak. Bu bildiğin öldüğün hareket bu arada. Tek yiyorsun şu hareketten yani. Bak hop soktum. Sapla yani direkt. Playing as a lord. I command. Bu abim direkt General Grievous bu arada. Yani şu abimiz bayağı bildiğin General Grievous, böyle 6 tane kolla bızzz diye sokacak her şeyi bize. Bu da Harry Potter. Baksana bunların hepsi boss bu arada ya. Bariz yani en azından 10-15 tane boss görmüşüz oğlum. Hepsi boss lan resmen gördüğümüz. Tabii mini boss boss aynı şey yani. Ve evet, geçmiş jenerasyona da çıkıyor. PlayStation 4, Xbox One'lara da çıkıyor. PlayStation 5 ve Series X Next Gen'e de çıkıyor. Full her şeye çıkıyor abi. Oynamak isterseniz oynayabilirsiniz noktasında. Dark Souls'a çok benziyor evet. Dark Souls'un biraz daha şey versiyonu. Modern İngiliz. Yani daha sonra İngiliz değil de yani şey dönemi. Zaten George R. R. Martin'in şeyi de oradan geliyor. Esinlenmesi de belli oradan geliyor. İngiliz Knight'ı gibi, İngiliz şövalyesi gibi hissettiriyor. Çok çok iyi yani.
Biraz daha kolay olur mu? Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Yerden yere süpürecek bizi. Grafiklerin downgrade yemesi. Abi grafikleri görmemiştik ki neyin downgrade'i? Bence gayet güzel gözüküyor. Abi Dark Souls serisi hiçbir zaman grafiğiyle ünlü bir oyun değil. Kafi grafiği de var bence yani. Dark Souls serisine hiçbir zaman grafiğine bakmıyorum. Yani bir de grafiğine baktığınız zaman zaten yere süpürüyorsunuz genelde. Aa grafiğe bak ne kadar diye ağzından boru giriyor bir tane. Ama çok çok bilmiyorum çok güzel abi. İnanılmaz güzel. Çok güzele benziyor ya. Ben bayıldım bu arada. 4K 120 FPS'de çalışır mı? Çalışması lazım. Çalışması lazım bence. Çalışır. İnşallah çalışır. Bir daha bir hiç durdurmadan izleyelim bir daha. Age Gerçi emin değilim ama bu herifler Bloodborne'u 30 FPS bile yapamadı yani. Her ne kadar çok güzel oyun yapsalar da Bloodborne 30 FPS çalışmayan bir oyun. Sonra da update de getirmediler. O yüzden de emin değilim. Şimdi bak sinirim bozuldu. Aklıma geldi. Yani durdurmak zorunda kaldım. Elim kolum titredi. Başlamadım. Tekrar başa alırım. Sinirim bozuldu bak şu anda. Ya Bloodborne 30 FPS bile çalışmıyor. Sekiro güzel çıktı şimdi yalan yok doğru. Sekiro demişim Bloodborne. Bloodborne 30 FPS bile çalışmıyor. Altmış FPS olsa okeyim ya. 120'ye gerek yok abi. Will soon return. Guided by grace. Once lost. The golden order is broken to its core. Ding plong. Foul tarnished. Ding plong. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Someone must extinguish thy flame. They will fight. They will die in an unending curse. PlayStation özel değil. Her şeye çıkıyor bu. Çok güzel gözüküyor ya. Şeyler çok güzel gözüküyor oğlum. Büyüler. Yani büyü kullanan Dark Souls oyununda biraz şeydir ama neyse yani. O ilk defa kullanacağım galiba. Çok güzel gözüküyor büyüler. Şey çok enteresan. Ya çok şeye benziyor bu arada. Özellikle şu sahne bana şeyi ya bu in game mi tabii ki de bilmiyoruz. Gameplay reveal diyorlar hani in game footage'ın sadece modifikasyon versiyonu gibi düşünüyorum da bunu. Şu zıplama bayağı şey gibi gösteriyor. Yani böyle bir animasyon varmış gibi gösteriyor. Yani böyle şey çok güzel olur böyle hani hafif Sekiro gibi ama daha böyle sakin versiyonu. Evet, oturaklı Sekiro tabii ki de eline sonra hani Sekiro gibi adamın kafasından sekip geriye zıplamayı falan beklemiyorum. Çünkü istemiyorum da aslında yani ben biraz daha Dark Souls gibi daha oturaklı Souls oyunlarını seviyorum. O yüzden hani hoş olur. Çok güzel oyun. Çok kalktı valla yani değdi.
Bir anda aydınlandım. Gaza geldim. Çok güzel gözüküyor. 6 ay nasıl bir... Allah'tan 6 ay. Çok az. Cidden çok az. 6 ay çok az bu arada. Beklediğimden. İnşallah iptal şey ertelenmez. Ama George R. R. Martin'in çıkardığını düşünürsek ertelenecek. Mayıs'ta görürüz bu oyunu. Abi 6 ay çok kısa ya. Yani korona döneminde özellikle 6 ay göz açıp kapayana kadar geçiyor. Daha önceden 6 ay ne kadar uzun beklenmez falan diyor derdim de. Korona döneminde harbiden yani gözünü kapatıyorsun açıyorsun bir ay geçmiş oluyor. O çok kötü bir şey, çok üzücü bir şey ama yani harbiden o kadar hızlı geçiyor ki artık korona döneminde. Ya ben hangi haftada hangi ayda olduğumuzu tamamen randomluyorum şu anda. Günler bayağı füze gibi geçiyor. George R. R. Martin ve Miyazaki beraber bu dünyayı yazdılar. Yani beraber yazdılar bütün dünyayı. O yüzden zaten bazı şeylerden belli oluyor. Yani bir bölümü Miyazaki. Şu kısımlar falan full Miyazaki zaten hani. Şunlar zaten belli yani. Full Miyazaki olduğu belli şu kısımların. Şun, yani bunlar şu kısım Bloodborne esintileri. Şu çeken herifler bayağı bildiğin Dark Souls esintileri olan karakterler. Ama bazı karakterlerde çok böyle medieval İngiliz şeyleri, şövalyeleri falan onlar da George R. R. Martin'den esinlenmiş. Belli yani George R. R. Martin'in kattıkları onlar. Yani özellikle bina yapıları falan çok George R. R. Martin'in yazacağı şeyler. Çok çok güzel ya. Yok yani çok heyecanlandım şu anda. Çok heyecanlandım. Bu abimiz şeyi hatırlatıyor bu arada. Dark Souls'da maskeli bir tane şey vardı ya. 4 tane maske veriyordu random. Kesiyordun. Hiç boka yaramayan bir tane boss vardı. İsmini unuttum bak herifin. Pinwheel. Aynen Pinwheel'a çok benzettim ben. Yine yani karakter olarak bir boka yaramayıp tek yiyecek bir boss'a benziyor bu. Her zaman oyunda bir tane öyle bir boss oluyor. Hiçbir boka yaramıyor. Yani direkt değil diyorsun tek atıyorsun. Padırmas en iyi maskeli. Hayır. Ben şey olarak demiyorum. Item'ı işe yarıyor. Karakterin kendisi bir boka yaramıyor. Karakter bakıyor, duruyor. Tek atıyorsun. Fleski 20 katını çıkartıyorsun. Arkadaşlar şimdi çok sizi uçak kaldırtacağım ama flask kullanmayın. Gerek yok. Perileyin. Perigober. Böyle elle tak.